Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nevevi'nin hoca ve talebeye tavsiye ettiği, hatırlattığı nasihatlerine devam ediyoruz. Allah ona rahmet eylesin. İhlasın üzerine basa basa devam ediyor konusuna. Kitabımızın, Tibyan kitabımızın 26. hadisi şerifindeyiz. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ten gelen bir rivayeti okuyacağız. Bu rivayet doğrudan Ali radıyallahu anh'ten gelmiş. Biz sahabeden gelen doğrudan Efendimiz aleyhissalatu vesselamın adının anılmadığı rivayetlere de hadis diyoruz. Çünkü sahabe bir şey söylüyorsa onu Efendimiz'den bir yere bağlayarak söylüyordur diye düşünüyor alimlerimiz. Yoksa ashab-ı kiram bir şeyi kafasından yani atarak söyleyecek durumda değil. Elbette ki yani onun sözü bu. Sonuçta Efendimiz'den doğrudan nakledilmemiş olabilir. Efendimiz'den duyarak da söylemiş olabilir. Ama kendi sözü olarak da zikrediyor olabilir. Ama o sözünü de sonuçta ayetlere, hadislere bağlayarak Efendimiz'den duyduğu başka bir hadisi şerife bağlayarak söylemiştir. Eğer din adına bir şey söylüyorsa. Sosyal hayatla ilgili, kendi tecrübeleriyle ilgili konuşması başka. Ama din, ilim, fıkıhla ilgili bir şey söylüyorsa onu mutlaka Kur'an ve sünnete dayandırarak söylüyordur diye bu tip hadisi şeriflere mevkuf hadis deniyor. Mevkuf, sahabeden rivayet edilen sözler, fiiller, takrirler olarak geçiyor. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ten rivayet edilen 26. hadis-i şerifi okuyorum. An Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anhu ennehu kal. Şöyle demiştir. Ya hameletel ilm. Ey ilim sahipleri. İ'melû bihi. İlminizle amel edin. Yani öğrendiklerinizi uygulayın. Fe innemel alimu men amile bima alime. Alim öğrendikleriyle, ilmiyle amel eden kişidir. Ve vâfeqa ilmehu ameluhu. Onun ameli ilmine uygundur. Ve seyekûn akvâmun yehmilûne l'ilme la yücavizu terâkiyehum. İleride bir takım insanlar gelecek. Bunlar ilim öğrenmişler. Biliyorlar. Kur'an, sünnet biliyorlar. Ayet okuyorlar. Hadis-i şerif okuyorlar. Ama onların ilimleri gırtlaklarından ileri gitmeyecek. La yucavizu terakiyehum. Gırtlaklarından, boğazlarından öteye gitmeyecek öğrendikleri. Niçin? Yuhalifu ameluhum ilmehum. Çünkü yaptıkları işler öğrendikleriyle çelişiyor. Ve tuhalifu seriratuhum alaniyetuhum. İçleri başka, dışları başka. Yeclisune hilakan yubahi ba'duhum ba'da. Onlar grup olarak oturacaklar. Birbirlerine karşı övüne övüne vakit geçirecekler. Yıkama yağlama çekecekler tabiri yerindeyse. Hatta o kadar ilimden uzak, amelden uzak, profesyonel ki bunlar. Diyor ki hadis-i şerifin devamında Ali radıyallahu anh, hatta inner racule le yagdabu ala celisihi en yeclise ila gayrihi ve yeda'ahu. Onlardan, o grup olarak oturanlardan biri başka bir arkadaşı onların ekibini bırakıp
başka bir sohbete, başka bir hocaya gittiler diye onlara kızacaklar. Rahatsız olacaklar. Sinirlenecekler onlara. Böyle insanlar türüyecek. Ulaike la tas'adu a'maluhum fi mecalisihim tilke ilallahi teala. İşte onların o oturumda, o mecliste bir araya gelip hani arkadaş olmuşlardı ya, bir ortamda bulunuyorlardı, güya İslam konuşuyorlardı. Bu mecliste yaptığı işler oturdukları yerden ileri gidip Allah'ın katına yükselemeyecek. Hani ameller Allah'a yükselir. Bir ilim meclisinin etrafında melekler dolaşır. Allah oraya rahmet indirir. Buyuruluyor ya hadis-i şeriflerde. Allah ilim sahiplerinin derecelerini yükseltir. Buyuruyor ya ayeti kerimede. Bunlarınki öyle olmayacak. Şimdi bu tabloyu bir özetlemiş olalım. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh ileride ayetten, hadisten söz eden, ilmi olan ekipler, hoca grupları ortaya çıkacağından bahsediyor. Bunu nereden öğreniyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyor. Ama bunların ilimleri hiçbir fayda vermeyecek. Niye? Çünkü amel etmiyorlar öğrendikleriyle. Sabah namazının önemini biliyorlar ama namaza kalkmıyorlar. Tembellik yapıyorlar. Allah için infak etmenin ne kadar büyük bir iş olduğunu insanlara anlatıyorlar. Kitaplardan okuyorlar. Ama cömert olamıyorlar. Merhameti, tevazuyu, adaleti okudukları ayetleri, hadis-i şerifleri insanlarla birbirleriyle paylaşıyorlar. Ama adaletin ancak lafını yapıyorlar. İnsanlara zulmediyorlar. Merhamet gösteremiyorlar. Kibir abidesi insanlar. İçleri başka, dışları başka. Bir arada oturup birbirlerine ayet hadis okuyorlar. Ama arkadaşlarından biri ya ben buradan faydalanamıyorum. Siz namaza kalkmıyorsunuz ezan vakti deyince bu sefer ona kızmaya başlıyorlar. Git ya senden adam olmaz deyip onu yuhluyorlar. İşte böyle bir ortam, görünüş var. Ayet, hadis, kitaplar, kültürel bilgiler süper ama amel yok. Namaz yok. Tesettür yok. Tevazu yok. İnsanlara iyi davranmak yok. Hep insanları hor görmek var. Hep cahil bunlar. Asıl bilgi bizde. Bu toplumla hiçbir şey olmaz. Ne varsa yine bizim gibi ilim adamları bu işi yönetmeli. Siyaseti biz yönetmeliyiz diye kendilerini üstte, diğerlerini aşağıda görüyorlar. İşte onların amellerini Allah kabul etmeyecek. Yani onların amelleri de diye oturup bir mecliste ayette okuyorlar ya birbirlerine. Güya kitaptan, fıkıhtan, tefsirden, sahabeden bahsediyorlar ya. Onların bu ilim atmosferini Allahü Teala desteklemeyecek, kabul etmeyecek. Yoksa ilim meclisinde bulunmak bir olduğu gibi rahmet. Dini öğrenmek için, daha iyi kul olmak için bir sohbet halkasında bulunmak bile muazzam bir amel. Ama öyle bulundukları halde kendi hayatlarına buna yansıtmadıkları için Allah onların o oturumlarını kabul etmeyecek diyor Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh Efendimiz'den öğrendiğine göre. Bu yüzden de en başına dönüyoruz şimdi cümlelerin. Ey ilim sahipleri, ilminizle amel edin. Alim ilmiyle amel eden, ameli ilmine uygun olan kişidir diye uyarısını yapıyor. Dikkat ederseniz konu hep ihlasın etrafında dönüyor. Çünkü öğrendikleriyle amel etmeyen kişinin samimiyeti yoktur. Madem namazlarını daha iyi kılmayacaksın, niye insanlara tadil erkanı anlatıyorsun? Bu insanın ihlasının düşük olduğunu gösteriyor. Bu okuduğumuz cümleler, ey talebeler, ey bizlere söylüyor mesela şimdi. Siz daha iyi kul olmak için
ilim meclisleri kurmuyorsanız, bu sohbetleri, dersleri, hani Telegram gruplarında, WhatsApp gruplarında, YouTube kanallarında dersler yapıyorsunuz. Herkese link paylaşıyorsunuz, bir araya geliyorsunuz, hadi sohbet yapacağız, sen de gel diyorsunuz. Birbirinizi derslere çağırıyorsunuz. O sohbetten sonra ben değiştim Allah'ım. Bundan sonra namazlarımı daha iyi kılacağım. Bundan sonra tesettürüme daha çok dikkat edeceğim. Kalbimi kötü düşüncelerden temizleyeceğim. Bundan sonra kaynanama daha iyi davranacağım. Bundan sonra eşimi daha çok mutlu etmeye çalışacağım. Artık içimdeki nefreti çıkartıp insanlara hep merhametle, tevazuyla bakmaya çalışacağım. Senin dinini daha iyi yaşamak için daha çok sabredeceğim. Dememiz gerekiyorken biz bunlarla değil de işte kaç kişi katıldı sohbete? Ya sohbet çok güzeldi. Ya hoca çok güzel konuşuyor. Allah razı olsun. Ya gerçekten iyiydi. Hiç duymadığım şeyleri duydum. Diyerek işin magazin boyutlarında, işin görsel boyutlarında kalırsak o zaman bizim ihlasımızın düşük olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü biz öğrendiklerimizle amel etmektense öğrendiklerimizin analizini yapmakla meşgul oluyoruz. Şu ayeti yanlış açıkladı. Bu hadiste aslında bunu demek istemiyordu. Burasına katılıyorum, şurasına katılmıyorum. La uğraştığımız zaman öğrendiklerimizle uygulamaya geçmeyi unutturuyor şeytan bize. İşte Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, ey öğrenen insanlar, ey talebeler, ilim sahipleri, hocalar, talebeler, şu öğrendiklerinizi bir amel edin ya. Namazda tadili erkanı öğrendiniz. Bundan sonra namazınızı daha güzel, daha yavaş, tane tane kılmaya gayret edin. Siz hem tadili erken öğreneceksiniz, namazın farzları, edepleri, sünnetlerini öğreneceksiniz. Ama sonra da paldır küldür namaz kılacaksınız. Vaktinde namaz kılmayı öğreneceksiniz ama namazı hep erteleyeceksiniz. Kazaya bırakacaksınız. Böyle alim olunmaz. Böyle insanlar ilmi gırtlağından aşağı inmeyen, yani ilmini hazmedememiş. Sadece kültürel bilgi düzeyinde kalmış. Malumat, ilim değil. Öğrenmiş, amel etmiyor. Durumunda olur ki bu içi dışı farklı insan demek. Bu da ihlastan tamamen uzak olmak demek. Allah ise ancak ihlaslı olanın amelini kabul ediyor. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Allah takva sahibinden amelini kabul eder. Takva sahibi de ihlaslı olup amelini Allah'ın gösterdiği şekilde sünnete uygun, peygamberinin öğrettiği şekilde sünnete uygun yapan kişidir. Israrla dikkat ederseniz Nevevi rahmetullahi aleyh hep o samimiyet, içten sadece Allah için, her şey Allah için olsun. İlim Allah için öğrenilsin. Allah için öğrenilen ilim insanı amele götürür. O kadar ayet hadis bilgisi var ama o kadar da günah varsa hala Allah'ın razı olduğu bir hayat tarzı iç dünyamızda yaşayamıyorsak demek ki biz daha çok yol kat edeceğiz. Hala ihlas noktasında sorun yaşıyoruz. Acaba Allahü Teala bizim amellerimizi kabul etmeyecek mi diye bir endişe taşımamız gerekiyor. İşte Nevevi bir ilim talebesi. Yıllarca uğraşacak, öğrenecek, tefsirler karıştıracak. Hocalardan fıkıh öğrenecek, Arapça, hadis, 30 sene, 40 sene ilim öğrenecek rahlede, diz çürütecek. Ama bu ihlastan uzak olduğu sürece boşa gidecek onlar diye uyarıyor yeniden bizi bu getirdiği rivayetlerle. Niye bu kadar hassas? Şöyle olduğunu zannediyorum. Allah bilir ya. Müslim'de geçen hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahşer günü cehennemi 3 kişi tutuşturacak buyuruyor. Allahü Teala'nın cehenneme atacağı ilk 3 kişiden bahsediyor. Hadis-i şerif sahih. Müslim'de geçiyor. Onlardan biri alim, öbürü şehit, diğeri de zengin Müslüman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet günü cehennemin önüne ilk olarak atılacak bir alim getirilir. İnsanlar şaşırırlar. Ya bu alim nasıl cehenneme gidecek?
Efendimiz buyuruyor ki Allahü Teala ona sorduracak melekleri vasıtasıyla. Ey alim, söyle bakalım. Sen dünyada ne yaptın benim için? Alim diyecek ki ben senin için ilim öğrendim. İnsanlara ilim öğrettim. Ya Rabbi. Melekler ne diyecekler ona? Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Sen kendine ne alim adam ya, ne çok bilgisi var ya, maşallah maşallah desinler diye öğrendin. Ne alim adam ya, nasıl bir hoca efendi ya, şunun sarığına bak. Şunun bildiği ayetlere, okuduğu kitaplara bak. Ne kadar çok biliyor desinler diye yaptın bu işi. Buyuracak Allahü Teala melekleriyle. İnsanlar da sana bunu dediler. Yani süper hocasın, harikasın hocam sen. Senin gibi hoca yok piyasada. Dediler. Dolayısıyla bizden alacağın bir şey yok. Atın bunu cehenneme buyuracak. Subhanallah. Subhanallah. Bir alim, hepimizin belki bugün bildiği, tanıdığı ya da o kişilerden biri biz olabiliriz. İlimle meşgul. Ama bütün derdi kendisine alim dedirtmek olan bizler, insanlar mahşer günü herkesin onları peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle, peygamberlerle birlikte cennette görmeyi beklerken insanlar o cehenneme atılacak ve cehennemi ilk o tutuşturacak. Aynı şekilde şehit ve Müslüman zengine soru sorulacak. O da ben senin için canımı verdim, senin için malımı verdim diyecek. Yalan söylüyorsun. Sen desinler diye. Ne zengin adam, nasıl infak ediyor? Vay be, helal olsun adama. Nasıl canını verdi Allah için desinler diye yaptın. İnsanlar da dedi. Dünyada kazandın bunu. Süper şöhretin oldu. Şimdi cehenneme atın bunu diyecek Allah-u Teala. Orada ebedi mi kalacak? Yanıp cennete mi Allah tekrar gönderecek? Bunu bilmiyoruz. Ama cehennem bunlarla tutuşturulacak buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Sebep ne? İhlas yok. Allah için olmayınca insanlar ne der düşüncesi olunca ucunda bu ilmin bile cehennem var. Kur'an ve hadis ilminin ucunda bile cehennem var. Böyle olunca. Nevevi Allah bilir ya, bu hadisi bildiği için bizleri İrşad ediyor. Aman siz böyle olmayın. Benim de ödüm kopuyor. Bak Ali radıyallahu anh ne demiş diye. Sadece Allah için yapın bu işi. Allah için yaptığınızı da amelinizle gösterin. Bırakın insanlar sizi bilmese de olur. İnsanlara anlatıp kendinizi unutan, mum gibi yanıp etrafı aydınlatıp kendi eriyen insanlar gibi olmayın diye bize nasihatte bulunuyor. Allah ondan da razı olsun. Yoksa bize göre o takipçilerle, insanların övgü dolu sözleriyle uğraşmaktan biz de herhalde cehennemi boylayacağız bu gidişle. Güya ilim öğreniyoruz. Bu kendimize çeki düzen vermek için çok önemli bir not. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın hadisi ve şimdi bunu örneklendirecek İmam Şafii rahmetullahi aleyhin sözü. Yani kişinin sadece Allah için çalıştığının bir göstergesi olarak sen ilminle amel et, dışın başka için başka olmasına örnek olarak önümüze getirdiği İmam Şafii rahmetullahi aleyhden çok hoş bir söz var. Buraya Arapçasını almamış ama ben özellikle Arapçasını da bereket olsun diye burada zikretmek istiyorum. وَدِدْتُ أَنَّ هَذَا الْخَلْقَ تَعَلَّمُوا هَذَا الْعِلْمَ عَلَى أَنْ لَا يُنْسَبَ إِلَيَّ مِنْهُ حَرْفٌ. Bu o kadar güzel bir örnek ki hepimiz bunu alıp not edip Türkçe olarak telefonumuzun ana ekranına sürekli çıkacak şekilde kaydedebiliriz. İmam Şafii, Allah rahmet eylesin, demiş ki ben şöyle isterim. İnsanlar benden
kitaplarımdan ilim öğrensin. Yani biz şunları Şafii'den öğrendik diye bilsinler ama onun bir harfini bile benden öğrendiklerini söylemesinler. Ya muhteşem bir şey bu ya. Hani bugün akademik kitaplarda alıntı yapılıyor ya, işte şuradan aldım, bu şunun sözüymüş, Gazali'ninmiş, işte İbn Hacer'inmiş deniyor ya. İnsanlar da hani kendi sözlerine tapıyorlar ya. Oo, bu kimin sözü? Harikaymış ya, hoca efendinin sözü çok güzel, hadi paylaşalım yapıyoruz ya. Zaten hocalar hepimiz geçmişteki alimlerden alıyoruz bu sözü. Her alim bir sözünü Kur'an ve sünnete dayandırıyor. İş Allah'a ve Resulüne dönüyor zaten ama o muhteşem sözün altında falanca kişi yazdı ya bu sözü. Oo, çok süper bir söz. Aman Allah'ım, paylaş paylaş paylaş. Kazara o kişinin sözünü alıp başkası yazsa, vay hocamızın sözünü çalmışlar, asıl söz burada, bunu hocamız söyledi 20 sene önce, bu adam hocamızdan çalıyor gibi oluyor. Şey, İmam Şafii'nin düşüncesine bakar mısınız? Ben bütün insanların benden ilim öğrenmelerini isterim. Niye? Sevabını toplamak istiyor. Ama biz hepsini Şafii'den öğrendik. Allah Şafii'den razı olsun. Şafii olmasaydı neler yapamaz? Biz bir şey yapamazdık. Şafii bize öğretti bunları. Demelerini istemiyorum diyor. Çünkü ben de nereden aldım bunu diyor İmam Şafii. Ben de Allah'tan ve peygamberinden aldım. Yani insanlar bize bunu İmam Şafii öğretti deseler ne olur? Biz de Kur'an ve sünnetten öğrendik. Bize de hocamız öğretti. Ona da hocası öğretti. Ona sahabe öğretti. Ona da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Efendimiz'e de Cebrail aleyhisselam öğretti. Ona da Allah-u Teala öğretti. Bütün ilimler Allah'a çıkıyor zaten. Dolayısıyla bizim şu dersimiz, bizim şu sohbetimiz, bizim şu tespitimiz, analizlerimiz var ya hani. Hocalar çıkıyor, bizler çıkıyoruz, konuşuyoruz. Ya adam ne tespit yapıyor ya? Bir konuşuyor var ya, ağzından bal damlıyor dediğimiz şey aslında bizi büyüten şeyler oluyor. Sevabını istiyor İmam Şafii. Bütün dünya İmam Şafii'den öğrensin. Niye? Hepsinin sevabı ona gelecek. Ama biz bunu Şafii'den öğrendik demelerine gerek yok ki, ben ne yapayım onu diyor. Allah biliyor zaten Şafii'den öğrendiklerini. Kim sebep oldu bu ilme? Namaza başlamasına kim sebep oldu bu insanlığın? Falanca abi. Bunu söylemesine gerek yok ki. Falanca abla da öbür kızın tesettürüne sebep oldu. Allah şu abladan razı olsun, yoksa ben tesettüre giremeyecektim. Bunlara gerek yok ki. Bir teşekkür bile etmediler bize. Gerek yok ki. Sana kim öğretti tesettürü? Sana kim öğretti namazı? Bu bir lütuftur. Allah'ın lütfudur. Zalike fadlullah yu'tihi men yeşâ. Allah dilediğine veriyor bunu. Senin için de dilemişse şükret. Beni falanca abla tesettüre girmeme vesile oldu diye insanlardan bir şey bekleme dememiz gerekiyor bizim de. Bu işte bizim ihlasımızı gösteriyor. Herkes bizden öğrensin. Bütün YouTube kanallarında bizim videolarımız dolaşsın. İnsanlar o vesileyle tövbe etsin. Çok güzel. Ama bizim ismimiz olmasın orada. Bu video kimin? Bu videoyu kim hazırladı? Bu sohbeti kim yaptı? İsmini bilmediğimiz bir kişi. Adı bile geçmiyor. Fotoğrafı bile yok. Sesi var sadece. Bu içeriği kim hazırladı? Önemli değil. Evet, bunların bilinmesi sakıncasız bir şey. Ama biz bunu içimizden geçirmeyelim. Yoksa insanlar elbette ki yani referans arıyorlar. Bilinmiş, kabul edilmiş bir hocanın sözüyle tanınmamış bir insanın sözü aynı olmuyor. Aynı sözü çıkıp insanların çok sevdiği bir hoca efendi söylüyor. Çok değerli oluyor. Başka biri söyleyince maalesef o kadar ilgi görmüyor. Aslında biz sözün hak oluşuna bakmalıydık. Ona göre nasihat almalıydık o sözden. Ama ne hikmetse, yani bir hoca söyleyince daha kıymetli oluyor. Dolayısıyla bunda sorun yok. Biz bunu beklemeyelim diyoruz. Öbür türlü bizim ihlasımız zedelenir çünkü. Evet, Nevevi devam ediyor. Kur'an hocasının ahlakıyla ilgili bazı notlar paylaşmış bizimle. Okuyalım. Kur'an öğretmeni İslam şeriatının getirdiği güzel ahlaka sahip olmalı. Bir kulun sahip olmasını istediği mükemmel özelliklere ve huylara sahip olmalıdır. Yani Kur'an hocası ilk Kur'an hocasının ahlakına benzeyecek. Kim o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyden önce hoca dediğimiz kişinin Peygamber aleyhisselamın varisi olduğu unutulmamalı. Peygamber aleyhisselam ashabına
çevresindeki insanlara ilmi, Kur'an'ı, sünneti, hikmeti nasıl öğrettiyse, hangi ahlakla, o yüce ahlakla onların yanında bulunduysa, çarşı pazarda, mescitte, cihatta, tarım arazilerinde, aynı ahlakı hocaların da edinmesi gerekiyor. Buradan bir örnek verelim hemen. Peygamber aleyhisselam Kur'an ve sünneti öğretirken herhangi bir kimseye vurmuş mudur, onu dövmüş müdür? Hayır. O zaman hiçbir Kur'an hocası da talebe dövemez. Talebe ne kadar haylaz olursa olsun, Kur'an hocası talebeyi dövemez. Yeri geldiği zaman azarlar. Programın düzenini bozan talebeyi gerekirse kurstan da gönderir. O programdan da atar. Ama dövmek, sert, kibirli tavırlar göstermek hiçbir şekilde hocaya yakışmaz. Çünkü Peygamber aleyhisselamın makamında iş yapıyor diye bakarız. İkinci olarak gönlünü dünyaya kaptırmamalı, aza kanaat etmeli, dünyayı ve dünya malını önemseyenlere kıymet vermemelidir. Nebevi'ye göre o zaman Kur'an hocasının ikinci olarak ahlakında ne çıktı ortaya? Dünya perest bir hoca olmayacak. Benim maaşımı artırır mısınız? Ben geçinemiyorum gençler, bana yardım edin diye para kafalı, evini sürekli değiştirmek isteyen, arabasını beğenmeyen, hatta yani arabasızlığa bile kanaat eden, başkalarının parasında, ekonomisinde gözü olmayan, onlarla muhatap olmayan bir hoca olmalı diyor. Yani ev lükslüğüne de kapılmayacak, araba lükslüğüne de kapılmayacak. Zenginleri görünce onların önünde ceketini de iliklemeyecek. Yani zenginin yanında elini kolunu bağlamış, onun sanki parasına muhtaç gibi bir tavır. Başkalarının yanında da çok rahat bu hocanın ahlakı olamaz. Hoca dediğin siyasetçinin önünde, zenginin önünde daha dik duran, onları önünde oturtan, onlara nasihat eden konumda olmalı diyor. Üçüncü olarak cömert, eli açık, güzel huylu, güler yüzlü, edep sınırlarının dışına çıkmadan sakin, serin kanlı ve sabırlı olmalıdır diyor. Bu da işte güzel ahlakın örneklerinden. Gerekirse talebenin bursunu kendi verecek. Etrafındaki öğrencileriyle hep güler yüzlü geçinecek. Asık suratlı, onlara kaba kaba konuşan biri olmayacak. Talebesine karşı sabredecek, talebeleri önünde kavga etse bile soğukkanlılıkla onları sakinleştirecek. Yani bulunduğu ortamda fitneleri bile dindiren, talebelerinin hayran olduğu, hocalarının o olgunluğuna, vakarına hayranlık gösterdiği bir ahlakın sahibi olmaya çalışacak. Ne yazık ki, yani burada bir örnek vereyim. Allah bilir doğrusunu ama internet üzerinden coşkulu, kavgalı, etrafı dağıtan sözlerle talebelerini kışkırtan bir hoca olmaktan da Allah'a sığınmak gerekir. Yani evet, bir gövde gösterisi de yapmalı yeri geldiğinde Müslüman, ama yani her olayda basın açıklaması yapacak, etrafına talebelerini toplayacak, sinirli sinirli etrafa ahkam dağıtacak bir pozisyonda da olmamak gerekiyor. Yani talebelerine karşı da, topluma karşı da bu doğallığı, bu güzelliği göstermek gerekiyor. Ama elbette ki yani nahoş işler için yeri geldiğinde Müslüman sinirlenir de, bağırıp çağırdığı da olur. Ama bütün dünya bir hocayı izliyorsa, o hoca bir de basın açıklaması yapıyorsa, orada yani sözüne, yüzüne, her şeyine dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa talebeler hocanın o sertliğini alıp aşağıda daha sert kavgalar yapmaya, sağa sola bu sefer ahkam dağıtmaya başlıyorlar. Bir başka hocaya ahlak tavsiyesi, günahtan ve kötülüklerden sakınmalı, Cenab-ı Hakk'a boyun eğmeli, sakin, ağırbaşlı, mütevazi ve alçak gönüllü olmalı. Gülmekten ve aşırı derecede şaka yapmaktan uzak durmalı. Kur'an hocası ahlakı. Gülmekten ve aşırı derecede şaka yapmaktan da uzak olmalı diyor. Ne yazık ki hocalar arasında çok fazla yani evlilikle alakalı, birden çok özellikle evlilikle alakalı,
böyle insanları güldürmek için vaazlarına konu yapılan bazı mezeler var. Bir hocanın böyle Allah'ın ayetlerini alıp insanları güldürmesini de, yani ne uzubillah, Allah'ın ayetleriyle dalga mı geçiyorsunuz ayetinden dolayı, yani Allah'a sığınacağımız bir iş olarak görmek lazım. Maalesef bugün toplumumuzda da sarığını takan, cübbesini giyen güya hoca insanlar, insanları ekranlardan güldürmeye çalışıyorlar. Bunu yaparken ayet hadisleri kullanıyorlar. Neuzübillah. Yani Tevbe suresinde kul ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehziun. De ki ey peygamber, siz Allah'la, ayetleriyle, peygamberiyle dalga mı geçiyorsunuz? La ta'teziru kad kefartum ba'de imanikum. Özür falan dilemeyin artık. Siz imanınızdan sonra küfre düştünüz diye, yani münafıkları tehdit eden ayetler var. Neuzübillah, biz Allah'ın ayetlerini kullanarak insanları güldüren, hatta sırf bu hoca şovmen gibi, ya bu hocayı ben var ya, yani tiyatro niyetine, stand-up niyetine dinliyorum diyen insanları gördükçe, düşündükçe, neuzübillah, neuzübillah, yani Allah'a sığınırız, ne kadar tehlikeli bir iş, bir hocanın bunlarla anılmasının ne kadar gayri ahlaki bir iş olduğunu da bu vesileyle hatırlamış olalım. Yani hoca espri yapar, insanları da güldürür. Ama kahkahayla güldürmek, sabahtan akşama kadar güldürmek, sohbetinin yarısında güldürmek, bu bize göre değil. Düşündürerek güldürmek olur. 5 saniye hafif bir tebessüm olur. Ama sohbetlerde, derslerde espriyle, şakayla, hele Allah'ın ayetlerini, dinini kullanarak bunu yapmak kesinlikle bir hocanın yapmayacağı iştir diyoruz. Dinin yapılmasını istediği konularda dikkatli, titiz davranmalı. Vücudundaki temizlenmesi gereken kirleri gidermeli. Bıyığını kısaltmalı. Tırnaklarını kesmeli. Sakalını taramalı. Üzerindeki kötü kokuları gidermeli. Ve zevk sahibi birinin giyilmesini uygun görmediği elbiseleri giymemelidir. Nevevi burada nelere işaret ediyor? Hoca temiz olacak. Hoca temiz olacak. Hoca kötü kokmayacak. Sakalı, saçı güzel olacak. Sakalı, saçı birbirine girmeyecek. Bıyıkları ağzının içine girmeyecek. Tırnaklarının içi kirli, talebesinin yanında tırnakları uzamış bir şekilde görülmeyecek. Temizliğini yapacak. Basit gibi geliyor ama temizlik dediğimiz mesele Allahü Teala'nın dininin tam ortasındaki bir konudur. Bütün ibadetler o temizlikle oluyor. Burada bir noktaya temas etmek istiyorum. Özellikle yani hanımefendilikte de erkeklikte de, yani hanımefendiler çok güzel peçe takıyorlar, çarşaf giyiyorlar, işte güzel tesettüre bürünüyorlar. Kıyafetle meseleyi kapayacaklarını zannediyorlar. Hayır, en az tesettür kadar temiz kokmak, nezih olmak, güzel giyinmek de Allah'ın emridir. Evet. Yani güzel giyinelim derken kendimizi gösterelim demiyorum. Ama peçeye takılıp üzerimizdeki kıyafetin tozlu, kirli olmasını ihmal etmeyelim diyorum. Hoca kardeşlerimiz, ilim talebesi kardeşlerimiz cübbe giyiyorlar, sarık takıyorlar, sırılsıklam terliyorlar. Sarıkları, takkeleri kirleniyor. Kaç gündür aynı takkeyi takmışlar. Takke beyaz, artık kapkara etrafı. Bu dışarıdan uzaktan belli oluyor. Şalvarları, ayakkabıları leş gibi ama bir mis kokuyorlar. Esans diye bir şey sürüyorlar. Öyle temiz olacaklarını zannediyorlar. Gidip yıkanmaları gerekiyor. Kıyafetle pis kokuları gideremez kimse. Biz insanlarla iç içe yaşıyoruz. Düşünsenize, bir talebe hocasının yani ter kokusunu hissetmemeli. Hissediyor ama o sırada sarık olduğu için hiçbir şey anlaşılmıyor gibi numara yapıyor. Herkes her şeyin farkındadır. Bu yüzden Nevevi özellikle bu temizliğe önem veriyor. Kötü kokuları gidermeye önem veriyor. Ama esansla, parfümle kötü koku gitmez. Yıkanarak gider. Ne hikmetse bizde artık şöyle bir moda oluştu. Sür kokuyu bol bol, güzel kok.
Böyle bir güzel koku sünnet değil. Asıl sünnet temizlenmek. Hiçbir şeyde temizlenme imkanı bulamadın, zor durumdaydın falan. O sırada az bir şey, kendin hissedeceğin kadar, kötü kokunu gidereceğin kadar, o hissedilmeyecek, kötü koku hissedilmeyecek kadar esans sürmek sünnet. Yoksa durup dururken özel bir parfüm alması sünnet değil kimsenin. Bunu yanlış anlıyorlar. Özellikle Nebevi bir de zevk sahibi birinin giyilmesini uygun görmediği elbiseleri giymemelidir diyor. Yani hoca dediğin şey böyle modern gençlerin giydiği işte kısa çorap, yani pantolonun ayarları böyle gençlere göre body gibi tişörtü giymiş hoca çıkıyor meydana. Yani hoca biraz ağırlığı olması lazım. Evet, haram olmayabilir bu kıyafet ama hocanın ağırlığını aşağı çekmemeli. Devam ediyor Nebevi bu bölümü bitirirken. Kur'an öğretmeni haset, gösteriş, kendini beğenmek, ucup diyoruz buna. Aşağı seviyede gördüğü bir kimseyi küçümsemek gibi çirkin huylardan da kaçınmalı. Bunu konuştuk zaten. Hadis-i şeriflerde geçen Subhanallah, La ilahe illallah gibi zikir ve duaları dilinden düşürmemeli. Yani hoca dediğin maçtan konuşmamalı. Hoca dediğin sabahtan akşama kadar siyasetten konuşmamalı. Dilinde zikrini talebeleri görmeli. Çünkü öğrendikleriyle amel ediyor. Boş konuşmuyor. Ma la yani dediğimiz kendini ilgilendirmeyen konulara girmiyor. Dilini tutuyor, bir taraftan da Allah'ı zikrediyor diye nasihat ediyor Nebevi. Gizli ve açık hallerini Allah-u Teala'nın görüp gözetlediğini bilmeli. Ona göre hareket etmeli. Her anımda talebelerimle beraberken de talebeler etrafından gittiğinde de beni Allah görüyor. Ben her işimi Allah'a dayadım. Ona güvendim, ona tevekkül ettim demelidir diyor. Bundan sonraki bölümde hocanın talebesine iyi davranması ile ilgili bazı notlar var. Onları inşallah paylaşmış olacağız. Rabbim öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.